Evet arkadaşlar, bu birinci kovanımız. Buna kek vermiştim ve biraz şurup vermiştim içine. Ve ne yapmış? Şurubu yalamış, yani suyunu yalamış. Şimdi şunlar zayıf arılar, bölme arılar bunlar. Şimdi bakalım. Bir çerçeve arı olmuş, 3 çerçeve. Şimdi arka taraf ballı, şu en arka taraf yavrulu. Bu en arka tarafa kadar yavru atmış. Dolayısıyla ben buna evet, buna ben yarım kabarmış petek dökmüştüm. Kendi peteğim bu. Ve bu peteği biraz ilk döküm, bu acemi işi. Bunu arıya veriyorum ki hem duvar çerçevesi yapsın. Ana arı yumurta atarak buraya kadar gelmiş. Toplam 3 çerçevede yumurta vardı. Ve bundan sonra yapacağım iş, yani şunun arka tarafı da yumurtalı. Dolayısıyla ben buna fazladan bir çerçeve temel peteği dışarı atıyorum. Yani duvar çerçevesi, hatta kontrol ederek bakalım ne alemde. Bunun arka tarafını yumurta görmüştüm. Doğru görmüş müyüm bakalım. Evet, polenli çerçeve halinde ve onun arka tarafı yavrulu. Bu temel peteği bir içe giriyorum. Yani duvar çerçevesiyle yavrulu çerçeve arasına ve kekini yemeye devam etsin. Kekini yesin, dala kekin altına atmış. Ve bunu bu şekilde kapatıyorum. Evet, bu tek çerçeve kalan, anası eski kovanda kalan arımız arkadaşlar. Bunu böyle kapatıyorum. Sonraki arıya geçeyim. Tabii buna şurup ilavesi vereceğim. Şimdi gelelim bu kovana. Buna hazır ana takmıştım ve buna diğer çerçevenin, diğer kovanın arısını vermiştik. Hatta bunda maksimum doz uygulaması yapmıştık. Yani şuradaki delikten anlamanız lazım. 3 gram maksimum doz, zayıf arıya maksimum doz oksalik asit uygulaması yapmıştım. Şimdi şu peteği, temel peteğin birini en dışa koyuyorum. Çünkü arı kadrosu yavaş yavaş artıyor ve havalar müsait. Gece soğukları yok. Şu an kadronun tam durumunu görebildiğim için rahatlıkla koyabiliyorum. Şurubunu çekmiş, hiçbir şey kalmamış. Arka taraf full ballı. Bu erkek arı, verdiğimiz erkek arı, arının durumu bu arkadaşlar.
Şimdi temel peteğin birini en dışa koymuştum. Kabarsın diye. Şimdi şu aradan bakayım. Bu da tek çerçeveydi arkadaşlar. Ve ana arı kabul ettirdik buna. Arka taraf full duvar. Diğer kısım full pupa. Şimdi yapacağım şey temel petek. Araya girdim. Sonra ve keki yatırdım üstüne. Sonra şu erkek arı larvasını, erkek arı larvalı olan keki ağzını biraz daha açıp üstüne yatırıyorum. Şurupla devam edeceğim buna. Şu fazlalık şurupu alabilirim de dursun. Buna evet, bu bir tane şuruplu alabiliriz de ancak. Buradan içine iki tane buradan temel petek koyuyorum. Bunu neden koyuyorum? Mumun kokusu yani kovanın kokusu muma sinsin ve kabartması kolay olsun diye aynı kovanın içine yerleştiriyorum ve şurup verip kapatacağım. Şurubu en son yapacağım. Evet arkadaşlar, gelelim hastalıklı olup kurtardığımız kovana. Dikkat ederseniz ön tarafı full geniş açık olduğu halde kendini savunabilmiş. Bu arkadaşlar herhangi bir varroa mücadelesine yanıt vermeyen, yaptığım tüm varroa mücadelesine yanıt vermeyen ve benim böldüğüm kovan. Yani antibiyotik vermeyip yürüsün istemeyip böldüğüm kovan arkadaşlar. Ve bunun durumunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun durumu da bu. Bu arının anası eski ana. Kovanın kendi anası. Durumu diğerlerinden daha iyi. Arıyı, hastalıklı arıyı böldüğüm, buna yapacağım şey öyle bir mum yapıştırmış ki kadroyu arttırıp arkadaşlar buna mumu en dıştan vereceğim. Çünkü çok saldırıyorlar. Şimdi bir tane en dıştan. Oh, gitti elim bacağım. Şimdi arkaya yürüyoruz ve şu ve şu duvar çerçevesinin bir içine bir petek daha sallıyorum aradan. Toplam 3 petek verdim yani buna. Ve sıkıştırıp bunu da kapatıyorum. Evet, müsait zamanda gelip bunlara şurup vereceğim.